Merhabalar, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün Orhan Bursalı'yla beraberiz. Orhan Bursalı, gazeteci, köşe yazarı Cumhuriyet'te biliyorsunuz. Herkes için Bilim Teknik, Bilim Teknoloji Dergisi'nin kurucusu. Ama benim için karşılığı şu, bilim ve akıl. Her meseleye o pencereden bakar. Hani koskoca bir bina düşün. Kimisi işte bir tavan penceresinde yıldızlara bakar, hayal dünyasında gider. Kimisi pencereleri sıkı sıkı kapatır, korkudan, kendi korkularına yenik düşerek pencerenin dışında görünenleri görmemeye çalışır. Fakat Orhan Bursalı hep gider gider bilim ve akıl penceresinden bakar. Bir faydasını gördünüz mü Sayın Orhan Bursalı? Yani kişisel faydasını gördüm tabii. Şöyle, dünyaya daha rahat, daha güzel, daha nesnel bakışımı giderek güçlendiren bir gelişim. Korkularımızı kişisel, azaltan tabii, belki. Kişisel gelişimle ilgili bir şey. Yani önemli o konu o. Ben kendim için daha çok, yani yazarken bir konuyu, bunu önce kendi vicdanıma soruyorum. Objektif dünyaya bakıyorum. Onlarla birlikte hemal, bakış açısı hemal ediyorum ve kendime güvenim artıyor. Öyle söyleyeyim. Yani nesnel oldukça, hata yaptıkça tabii ki niye hata yaptım, niye bunu böyle yazdığımda sorduğum oluyor kendime. Ama bir fayda yazmak bir fayda getirir mi bilmiyorum. Belki bu bakışın bulaşıcı olmasına nebze katkım olduysa bu beni mutlu eder şüphesiz ki. Tabii faydasını gördün mü sorusu akla hemen ne getiriyor? Arabasının modeli, oturduğu evin büyüklüğü, kredi kartının limiti, yılda kaç defa yurt dışına çıkıp nerelere gittiği, nerelerde kaldığı. Ben onu sormuyorum, siz anladınız. Başka bir şey sormuştum. Tam da onun cevabını aldım. Şimdi bu girizgahın bir nedeni şu. Ne olur ey bu ülkeyi yönetenler, birazcık akıl fikir diyeceğiz bugün. Birden fazla konuda söyleyeceğiz. Deprem gerçeği, Kanal İstanbul gerçeği ve şimdi kapımıza dayanan, aslında yokmuş gibi gene davrandığı iktidarın virüs gerçeği. Bütün bunlar arka arkasına bize akıl dedirtiyor. Onu konuşacağız. Önce depremle başlayalım. Dün akşamdan bu yana Türkiye gerçekten yüzlerce belki depremle özellikle Manisa çevresinde çok ciddi bir deprem fırtınası yaşandı. En büyüğü 5.4 büyüklüğünde bir depremdi. Sabaha karşı da Ankara 4.5'le. Şimdi çok enteresan, bu Manisa'daki 4.5 nispeten daha küçük olduğu için orada şey yapmadım ama Manisa'daki depremin dalgalarını da bakın özellikle koymak istedim. Çünkü İstanbul'a kadar ulaşıyor. En dış halkası İstanbul'da hissedilmiş. İstanbul'da hissedilmiş. Ki çok enteresan bir şey. Tabii ben de onu fazla beklemiyordum ama daha önceki haberlerden de biliyoruz. İstanbul yani çeşitli Ege'nin çeşitli yerlerinde, Saros, Yunanistan'da hatta olan depremler İstanbul'u bir şekilde etkiliyor. Tabii ki büyüklüğü de önemli. Yani şu herhalde Manisa'daki deprem 5 büyüklüğünde olsaydı İstanbul'da bunu hissetmeyebilirdik. Fakat ana odaktaki fayın kırılması böyle büyüdükçe dolayısıyla İstanbul'da etkili. Hatta mesela 6.5 falan olsa Manisa'da deprem İstanbul'da bir sürü yıkıntıya da yol açabilir orada. İstanbul'un en zayıf yeri burası biliyorsun Avcılar vesaire falan Kanal İstanbul tarafına doğru vuracak ve orada bir sürü yapının da çökmesine yol açabilecek nitelikte olabiliyor. Şimdi, yani en uzaktaki depremler bile böyle bir teori var şimdi. Hı. En uzaktaki yani başka kıtalardaki büyük depremler bile biz onu doğrudan hissetmesek bile bizim içinde bulunduğumuz fayları kıtasal anlamda harekete geçiyor. Çünkü bir yer kabuğundan söz ediyoruz. Deprem tabii. Bu.
yer kabuğunda burada bir şey oluyor, bir hareket oluyor. Şunu ittiği zaman sistem buradan sonra bize oradan, onun dalgaları geliyor. Belki biraz absorbe edilerek küçük geliyor, sönümleniyor biraz. Ama evet. Şimdi bu olayda çok önemli birkaç nokta var. Bir şu, 212 artı sarsıntı olmuş. Evet. Ve demişler ki bilim insanları, faydaki kırılma, oradaki faydaki kırılma devam ediyor. Yani 212 artçı sarsıntı bir kere zaten bunu gösteriyor. Orada alarm durumu devam ediyor, etmek durumunda. Şimdi buna... Daha büyük daha bundan daha büyük bir deprem orada olmaz demek de değil. Kesinlikle ayrıca, doğru değil. Bilim insanları evet. Kesinlikle bunu söyleyemiyor. Evet, onu kimse söyleyemiyor, evet. Bunlar artçı depremler. Fakat bu deprem oradaki başka bir fayı, 6.30 kilometre büyüklüğünde bir başka bir fay daha varmış orada. Şimdi onu da söyleyecektim. Gelenbe'de bir fay zonu var, bölgesi varmış. Hemen biraz ilerisinde. Endişe edilen şu, Manisa'daki... Bu 5.4 büyüklüğünde depremin üretildiği fayda eşik 6. Yani 6'ya kadar bir sorun yok, sıkıntı yok. Sallanırsınız, birkaç metruk bina zaten yıkılmış, biter gider. Ama önemli olan 6'nın üstüne çıkıp çıkmayacağı bir. İkincisi, Gelenbe'deki fay hattını harekete geçirip geçirmeyeceği. Eğer orayı dediğim gibi, şimdi burada bir... kütle var. Çünkü bir blok tabaka değil yerküre. Parça 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 parça. Bunlar hareket halinde magmanın üstünde. Eğer bu gelip de şurada bir iterse, dediğimiz gibi sönümlense bile burayı harekete geçirebilir. O nedenle şey aman dikkat diyorlar. Evet. Oradaki şimdi Ege aslında tamamen fay hattıdır. Yani böyle bütün nehirler biliyorsun denize doğru akar orada. Ovacıklar, yarılmalar, bütün bu Ege'yi belirlemiştir oradaki. Hı hı. Dolayısıyla Ege sürekli olarak sarsılır. Zaten Anadolu Yunanistan'a doğru kayıyor biliyorsunuz. Yılda 2,5 santim, 3 santim Yunanistan'a doğru kayan bir belki de 10 bin yıl sonra şu Yunanistan'la aramızdaki Ege Denizi kapanacak ve Yunanistan'la birleşme durumu ortaya çıkabilir. Bunu ben söylemiyorum. Bunu yani yıllardır 1999'dan beri hem yerli hem yabancı büyük jeologlarla hep bir arada olmam, bunları konuşmam ve onlardan öğrendiğim ana bilgileri aktarıyorum. Buradan kaydığı için burası en kırılgan bölge. İstanbul'da da o Kanal İstanbul için de söylenen şu. O zaten birkaç bin yıl sonra orada bir kanal açılacak zaten diye bir şey var. Öngörü var. Jeologların öngörüsü. Çünkü orada da bir açılma hareketi söz konusu. Dolayısıyla bu Ege'de bu kırılmalar hiç... sonu gelmeyecek bir şekilde sürüyor orada. Evet yani evet. Görünen o. Bu bir süreç olarak. Dünyanın fayı var birkaç orada. Birkaç ömürlük bir mesele ama devam edecek. Dedin ki orada zaten bir kanal açılacak deniyor. Evet. İşte tabiat açmadan biz açsak daha iyi mi o zaman? Ne diyorsun? Yani fakat bu açılma şeyi yani oradaki bir açılma makası hareket halindeyse yani bu şu demektir aynı zamanda. Çok hızlı bir şekilde açılır mı, açılmaz mı onu ben bilmiyorum. Jeologların bileceği bir şey. Fakat benim aklıma gelen oradaki açılacaksa oradaki bütün sistemi bozacaktır. Bugün yapacağım bütün sistemi de bozmaya muktedir bir yapı orada oluşturuyor. Bu camiayı tanıyan, dediğin gibi onlarla işte çalıştaylara katılan, programlara katılan, konuşan bir bilim gazetecisisin. Profesör Naci Görür'ü nasıl bilirsin? İyidir Naci. İyidir. Evet. Şimdi deprem konusunda uzmandır. Evet. Başından beri Marmara ve bölgeyi iyi tanıyan bir jeologdur. Evet. Birkaç isim vardır. 17 Ağustos'tan sonra hayatımıza giren ve söyledikleriyle güvenimizi kazanan, sansasyondan uzak
bilimle konuşan insanlardan biridir Naci Görür. Dün paylaştım. Diyor ki lütfen ama lütfen yetkililere sesleniyor. Söz konusu kıta sahanlığında ayrıntılı jeolojik ve jeofizik çalışma yapmadan kanalı kazma vurmayın. Canlı fayı rahatsız etmeyin özetle. Canlı faya kazma vurmayın diyor. Şimdi İstanbul'da zaten sorun çok büyük. Deprem kapıda bunu herkes söylüyor. Bu arada geçen Eylül'de Silivri'de bir merkezi Silivri'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Onunla ilgili olarak gene 17 Ağustos sonrasında hayatımıza giren ve benim kişisel olarak da saygımı, güvenimi kazanan bir bilim insanı, jeofizikçi Oğuz Gündoğdu. Bir meseleye dikkat çekti. Dedi ki, bu Kandilli Rasathanesi, bu Marmara'da, Boğaz'ın çeşitli yerlerinde erken uyarı sistemi için bir takım cihazlar koydular. İddia şu, ama 10 saniye ama 20 saniye. Depremde çok kritik bu saniyeler malum. Deprem hareketi başladığında erken uyarı sistemi otomatik olarak devreye girecek, belli bir büyüklüğün üstünde tabii, elektriği ve doğalgazı kesecek ki depremin esas yıkıma yol açan yan etkisi olan yangını vesaireyi önleyebilirim. Gaz patlamaları falan. Gaz patlamalarına. Ama 7-8 saniyelik. Fakat diyor, hiçbir yerde bu olmadı diyor. Acaba neden? Şimdi Ekrem İmamoğlu da bundan şikayet etti. Dedi ki ya bir sistem var anlaşılan ama biz o sistemin sonucunu göremiyoruz dedi. Ve bir de iktidardan depreme karşı bu erken uyarı sistemi için 100 milyon lira gibi bir para istedi. 8 milyon para konuşuluyordu. 8 milyon, 100 milyon çok... 100 milyon değil yok, miydi? Çok... O zaman 10 milyon ben evet, 100 diye hatırlıyorum. Evet, o kadar belki. Bir şey. Şimdi İstanbul gibi Türkiye'nin kalbi, ciğeri, midesi, beyni ne derseniz bir kentte bütün bilim insanları da deprem geliyor diye yıllardır söylediği halde hiçbir şey yapılmaması, bu sistemlerin işlememesi bizim yani hani aklımıza, bilgimize ne diyor? Yani şimdi birincisi İstanbul ufak tefek fakat böyle çok minik kaplumbağa adımlarıyla bir şeyler yapılıyor. Hiçbir şey yapılmıyor değil. Yani bir takım kentsel dönüşümler onun bir parçası. Kent içinde bazı evler yıkılıyor. 5 katlı, 6 katlı. Onun yerine yeni evler yapılıyor vesaire falan. Fakat bunlar ana sorunu çözen gelişmeler değil. Peki ana sorun burada. Ne kadarıdır bunlar? Ana sorun çok, çok fazla. Yani bunu. Mesela şimdi yanlış bir rakam vermek istemiyorum. Bu konuda deprem için senaryolar hazırlayan en önemli bilim insanımız Mustafa Erdik'tir. Mustafa Erdik'tir. Mustafa Erdik binaları kontrol eder. Onlara bakar. Kaç tane yapı yıkılabilecek? Mesela yassı kadayıf olacak kaç tane yapı var orada? Bunların şeylerini çıkarmıştır. Sayılarını çıkarmıştır. Hatta şunu önermiştir. Öncelikle bu yassı kadayıf olacak yapıları tespit edip onları şu veya bu şekilde yıkıp yenisini yapalım. Yani bu bir politikadır. Yani hükümetin alması gereken politikadır. Bunun ne belediye üzerinden gelir, tabii ki belediyenin yapacağı işler vardır. Fakat bunun bir İstanbul depremi için ulusal bir politika saptanıp uygulanması lazım. Ne yapılıyor? Bu yapılmıyor. Ne yapılıyor? O insanlar orada ölüme terk ediliyor. O yassı kadayıf olabilecek çok eski yapılar. Onun yerine gelişi güzel, hadi evlerinizi yenileyin diye böyle bir işlem yapılıyor. İstanbul darmadağın oluyor. Mesela parası olan yapıyor. Parası olmayan ise o yapılarda yaşamaya mecbur bırakılıyor. Sen öleceksin çünkü paran yok. Böyle bir şey olabilir mi? Mesela okulların hepsi daha kaç yıl geçti? 1999'dan beri bu konu konuşuluyor. Bütün öncelik verilmesi gereken bütün devlet daireleri, bütün depremde ayakta kalması ne kadar
bina, yapı, kurumsal vesaire bütün hepsinin bir şekilde öncelikle depreme güvenilir, dayanıklı hale getirilmesi lazım. Ya yıkılıp yahut da güçlendirilmesi lazım. Bütün okulların acil olarak yapılması lazım. Şimdi okulların, İstanbul'daki okulların yüzde kaçı depreme dayanıklı hale getirildi? Doğrusu buna hazırlıklı olmadığım için getirmedim şeyleri, rakamları. Fakat bunların da yapılması lazım. Yani mesela İstanbul, şunu düşünebiliyor musun Ayşenur? Ya İstanbul Çapa, yani Çapa'daki üniversitemiz, tıp fakültesi. Oradaki binalar 1999'dan beri konuşulan, yıkılması gerekli olan, yenilenmesi gerekli olan binalar. Dişçilik fakültesini biliyorsun orada. Diş hekimleri fakültesi, dişçilik fakültesi. Ya orada hiçbir tutar bir tarafı yok. Bütün gördük betonlar, görüntülerini o Silivri depremi sırasında. En sonunda kıyamet koptu da o boşalttılar orayı ve yıktılar orayı. Ama ya mesela ilkokullar falan birçoğunda çok ciddi sorunlar var. Var. Görüyoruz. Tabii bunu. Ki çocuklarımız onlar. Bizim şeyimiz, geleceğimiz. Fakat buradaki, yani benim bunu anlamam mümkün değil. Bu sadece şu. Siyaset elindeki parayı nereye harcayacağı konusunda keyfi davranıyor. Bu kadar açık. Halkı, İstanbul'u, İstanbul'da aslında İstanbul'u deprem vurduğu zaman onun yaratacağı zararın altında kendi iktidarlarının kalacağını görmüyorlar. Ya kendi iktidarını, kendi iktidarın için düşünme, ülke için düşün, İstanbul için düşün. İstanbul'u depreme dayanıklı bir hale en kısa zamanda nasıl getirilebilir? Bunun koşullarını yarat bir şekilde. Şimdi hakikaten erken uyarı sistemi için gerekli malzemeler çok büyük paralarda değil belli ki. Mustafa Erdik bunu bilir. Ona bir telefon açıp sormak lazım. Çünkü tamam. Bu konuyla çok ilgilenmişti tamam. O da. Şimdi bunlar yapılmıyor. Kanal İstanbul, daha sonra tekrar belki programda döneriz. Kanal İstanbul minimum 70 milyar, minimum 150'ye kadar yolu var biliyorsunuz. Bir parayı böyle şey yapacak, soğuracak, sömürecek, yiyip yutacak. Minimum deme. Asgari 150 milyardır o. Türkiye koşullarında projelendirilmiş, ihale edilmiş. Minimumdur diyorsun. Evet, ihale edilmiş, projelendirilmiş hiçbir inşaat tabii doğru. Bitmemiştir. Doğru. O kapsam içinde kalmamıştır, iki katına çıkmıştır. Bu bakımdan bu en azından bilenler, ben inşaatçılarla falan da konuşuyorum, büyük inşaatçılarla. Ondan sonra 150 milyar, en asgari 150 milyarlık bir projeden bahsediyoruz. Şimdi Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem. Bu gelen beyi etkiliyor. Aman Allah'ım diyor uzmanlar, deprem uzmanları. Panikteler, sosyal medya aracılığıyla ya da birkaç gerçekleri duyurmayı kendine görev bilen, işte Cumhuriyet gibi, Sözcü gibi, Bir Gün gibi gazete aracılığıyla tehlikeyi sizlere anlatmaya çalışıyorlar. İktidarın ve medyasının hiç umurunda değil. Onlara göre her şey zaten bahar güllük gülistanlık. Hatta dünyanın diken üstünde durduğu, alarma geçtiği virüs konusunda bile. Şimdi önce bu virüs meselesini birazcık konuşalım. Sonra bizde durum ne? Ona bir bakalım. Bakın dün bunu gündeme getirdim. Bu haritayla. Şimdi Wuhan, merkezi Wuhan kenti Çin'in. Oradan Kore, Japonya, Tayland, Singapur yayıldı. Ve okyanus üzerinden ABD'ye ulaştı. O kadar ciddi ki Çin'de ölenlerin sayısı 20'ye yaklaştı. 100'e yakın kişinin durumu ağır. İnsandan insana bulaştığı için çok ciddi bir tehlike arz ediyor. Gene dün paylaştım. Uçaklarda artık özellikle çünkü korku hava yolu taşımacılığıyla bu virüsün kıtadan kıtaya gideceği, gitme ihtimali. O nedenle böyle uçaklarda kontroller çok sıkılaştı. Şimdi şöyle bir
noktaya sanırım gelmiş. Burada ateşe bakıyorlar. İnsanların ateşine bakıyorlar. Çünkü ateş ilk belirtilerden biri. Oradan ateşi olanı alıyor, ayırıyor. İkinci şeye geçiyor, kontrole geçiyor. O haritaya tekrar dönersek, Wuhan'da salgının yayılmasını önlemek için bütün ulaşım durdurulmuş. Bütün ulaşım. Tren, otobüs, şu bu hepsi durduruldu. Hava yolu zaten yok. Yani koskoca bir kent karantina altında. O görüntüleri de verelim çocuklar. Çin'de Wuhan karantina altında ama başkent Pekin başta olmak üzere hakikaten bir salgından çünkü söz ediliyor. Bakın outbreak, salgın. Çok ciddi önlemler alınıyor. Bu arada çünkü bayramları, tatilleri var Çinlilerin. Milyonlarca Çinli yola çıkacak, yola düşecek. 22 Ocak'ta başladı. Yani bugün başladı. 8 Şubat'a kadar devam edecek. Milyonlarca Çinli daha önceden alınmış işte biletlerle dünyanın her yerine gidecek. Ve onlarla acaba virüs de yayılacak mı endişesi var. Şimdi en önemli tedbir ulaşımın kontrolü yapılması ya da engellenmesi. O ulaşım içindeki bireylerin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi, ateşi olanların tecrit edilmesi vesaire. Ve bir de bakın ara ara göreceksiniz sonra Çin polisinin aldığı önlemlerin de bir parçası olarak maskeler. Japonya, Güney Kore, Çin bu maskeyi bakın görüyor musunuz? Bu maskeler hani üniformanın bir parçası haline getirildi. Zorunlu kılındı. Ve yurttaşlara da takmaları öneriliyor. Evet öneriliyor. Evet. O bölgede yani Uzak Asya'da zaten maske gündelik hayatta çok bilinen, kullanılan bir şeydir. Doğru. Şimdi gelelim bize. Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti. Amerika alarma geçti. Avrupa alarma geçti. Vesaire. Uzak Asya zaten böyle bir durumda. Kırmızı alarm. Çünkü artık bunun adı salgın. Çok uzun zamandır görmeyen. Ha önlem alınabilir, alınamaz. Onları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dün bizde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çıktı dedi ki bizde sorun yok kardeşim dedi. Tıpkı Çernobil'de o çayı içen bak ben de çay içiyorum gördün mü bir şey yok diyen sayın bakanlar gibi Fahrettin Koca da bizde bir şey yok biz bütün önlemlerimizi aldık dedi. Ne aldık? Hiç bilmiyorum. Ben de yazı haberi okudum. Açıklamasına baktım. Evet. Ne önem aldığı konusunda en ufak bir ipucu görmedim. Yani buradaki bu salgın her tarafa gider. Türkiye'ye de gelir. Başka bir. Fakat bir yere gidince zaten orada eğer farkında değilsek, o da kişi de değilse. Çünkü bugün biz hepimiz biraz ateşi oluyor. Bilmem ne grip, soğuk algınlığı vesaire bir şey yok. Ve çok yaygın. Yani influenza çok yaygın. Grip salgını çok yaygın. Çok. Bunların arasına bu korona virüsü, bu yeni virüsün de katılması halinde çok hızlı bir şekilde yayılabilir. Şimdi metrobüsleri düşün. Metrobüslerde binlerce insan. Bir tıkış tıkış böyle. Yani metrobüste bir tane virüslü hastanın kendisinde farkında olmayabilir orada. Oraya binip bütün metrobüse yayabilir bunu. Çok en azından yakında bulunanlara yayabilir. Metrolar öyle, otobüsler öyle. Sokaklar, kafeler vesaire falan. Umarım böyle bir şey olmaz. Umarım yani bir şey olmaz. Eğer bir şey olmazsa, bizi sıçramazsa bu virüs, bu Fahrettin Koca'nın ilan ettiği önlemleri aldık gibi içi boş olan ve neydi de bilinmeyen açıklaması sayesinde değil. Yani bize tesadüfen henüz daha gelmemiş olmasından kaynaklanabilir. Yani oradan birisinin buraya gelmesi lazım. Mesela şimdi ilk kez bir tane Amerika'da görülmüş. Görüldü. Orada bir tane görüldü. Oraya gitmiş. Bir de bunun özelliği, şimdi
bu virüsler öyle bir şey ki kendini hep yeniliyorlar. Biz diyorlar ki, ki virüsler, ona bir önlem alıyorsun sen. Bir tane aşı geliştiriyorsun. Var bir sürü aşılar var bu konuda. Veyahut da onu etkisiz kılabilecek bir takım ilaç, güçlü ilaçlar falan geliştiriliyor. Aşı geliştiriliyor fakat o kendini o aşıya karşı da bağışık kılıyor. Ya aşıyı geçersiz hale geliyor ve kılık değiştiriyor. Ve başka bir virüs biçimine ilacı olmayan, önlem alınmayan başka bir virüs biçimine dönüşüyor derhal. Doğa böyle bir şey. Bakteri hayatı da, virüs hayatı da böyle bir şey. Bu bakımdan bu virüsler, bu salgınlar insanlığın her zaman geçmişten bu yana hep baş başa kaldığı ve büyük binlerce ölüm verdiği olay. Bundan hiçbir zaman kurtulamayacağız. Tabii ki en iyi şey daha sağlıklı ortam, daha sağlıklı yaşam. İnsanların yediklerini, içtiklerine, yaşadıkları çevreye dikkat etmeleri vesaire falan. Yani bunun dışında hijyen kurallarına dikkat etmek. Bunun maske ne kadar etkiler? Eğer güçlü sıradan bir maske değilse etkiler. Sıradan bir maske değilse etkiler. Mesela eczanelerde çok sıradan maskeler satılıyor. Çok güçlü. Ben oradaki polislerin maskesini inceledim. Şimdi orada gördüğümüz zaman. Maskelere baktım. Çok sıkı maskeler. Yani özellikle de geçirgenliği çok az maskeler. Burunları da kapatmış vesaire falan. Evet. Önemli olan burada ağızdan ve burundan yani soğuk alma çünkü yollarıyla almamamız. Geçiyor. Tabii. Almamamız gerekiyor bu şekilde. Yani şöyle maskeler, bunun açıklaması lazım. Mesela önlem almak derken bakan beyin şunu söylemesi lazım. Maske takın. Ama bu virüsü geçirmeyecek, etkisiz kılacak maske var mı yok mu eczanede? Bunların yani haberin yayılması lazım. Gazetecilerin bu konuya eğilmesi lazım. Tıpçıların bu konuda uzman tıpçıların konuşması lazım. Şunu demeleri lazım. Eczanede satılan bu tür maskelerin hiçbir değeri yoktu bu virüse karşı. Öyle midir bilmiyoruz orada. Veyahut da şu tür maskeler derhal üretilmeli. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarılarında da Çin'deki önlemlerde de yani milyonlarca insanı ev hapsini alıp ulaşımı durdurup nereye kadar yani olacak şey değil tabii. Dolayısıyla yapılabilecekler sınırlı. O yapılabileceklerden biri de sadece mesela koronavirüsünden söz etmiyorum. Bakın bizde de domuz gribi salgını var. H1N1 virüsü. Ciddi ve üstelik de ölüme de yol açtı. Hani bizim bildiğimiz bir iki ölüm. Belki bilmediklerimiz var onun. Hani teşhis konulmadan ölenler var. Onları biz bilmiyoruz, takip edemiyoruz. Çocuklar, birkaç çocuk da mesela hani böyle bir kuşku vardı ölümlerinde. Şimdi ona karşı da mesela maske. Bizde böyle bir alışkanlık olmadığı gibi her gördüğümüzü de öpme alışkanlığımız var tersine. Doğru. Mesela bakanın ben çıkıp da şundan söz etmesini beklerim. Öpüşmeyin. Yani maske takın kardeşim. Tabii. Maske takın öpüşmeyin. İşte özellikle. Çünkü buradan çok ciddi alınacak önlem burada şu aşamada yok orada. Fakat bunları söylemesi lazım orada. Yani bir de sorun yok. Yok artık canım ya. Bir de şu var. Mesela şimdi çevremde acil yani çocuk acil bir durum. Ateşi çıktı 39 derece vesaire falan. İlk tepki şu oldu. Aman acile götürmeyin. Aman acile. Çocuk nereye gidecek? Tabii acil çünkü bir sürü böyle hastalığın olduğu benzer bir sürü yüksek ateşle oraya gelen çocukların da olduğu bir yer aynı zamanda. Ben burada nasıl gün, bir önlem düşünüyorlar mesela? Geçen gün kontrol için hastaneye gittiğimde şuna dikkat ettim. Bu daha korona meselesi patlamamıştı ama domuz gribi ciddi olarak hakikaten acilleri, poliklinikleri doldurup taşıran bir hale almıştı. Hem doktorlar hem de personel maskeliydi. Tabii. Çok önemli. Ve kendilerini korumaya almışlar orada. Evet. Çok doğru yapıyorlar. Kendilerini korumaya almışlar ama hastaların o zaman birbiriyle iletişimi var. Belki de gelen, ateşli gelen bütün hastalara derhal bu maskeleri takmaları da gerekebilir. Yani hastaneye gelince hemen bir maskeyle birlikte o şekilde hareket etmeleri lazım. Böyle bir şey yok. Doktorlar, hemşireler kendileri takıyor ama hastalar birbirleriyle birlikte büyük iletişim içinde
domuz gribi, her türlü hastalık, ateş vesaire falan onları kapabilecek bir ortamda bulunuyorlar orada. Dediğim gibi aklına insanın hemen şu geliyor. Geçmişte Çernobil felaketinden sonra radyasyon bizim sınırlarımıza, Karadeniz'e özellikle ulaştı, ulaşmadı meselesinde. O zamanki bakanın çay içip de bak ben çay içiyorum bir şey yok dediği. Ama sonra biz başka bir şey gördük. Sen o tabloyu da biliyorsun. Tabii. Gerçekten radyasyon bizim sınırlarımıza, Karadeniz'e gelmiş miydi? Bir faturası, bir bedeli oldu mu? Olması olur mu? Olmaz olur mu? Yani bugün o konu hiç araştırılmıyor. Bir sürü kanser olayının orada patladığı, yani Çernobil öncesi ve sonrası bir sürü kanser olayının kadınlarda, çocuklarda lösemi gibi patladığı ve çok yoğun bir şekilde arttığı yazılıp çizildi. Orada bakanın, yani şimdiki bakan da aynı yoldan gidiyor. Yani hiç önemimizi aldık bunu deme. Ne yapılması gerekiyorsa onu açıkla. Hastaneleri kontrol altına al. Orada hastanelere gidenleri birbirlerine bulaşmasını engelleyecek önlemler al derhal madem öyle. Başka ne kontroller alınır onu bilmiyorum tabii. Bunu sağlıkçıların açıklaması lazım. Ama Çernobil'den sonra yani o bakanın o hali acaba Karadeniz'de kaç yüz kişinin kanser olmasına yol açmıştır? Bunun bir hesabı falan yok. Bunun hesabında sorulduğu da yok ayrıca da yani. Bakan alıyor orada çayı içiyor. Radyasyonlu çayı içiyor. Karadeniz'de çok çay içilen bir yer. Sadece orada kalmıyor. Bütün her tarafa yayılıyor. Yani belki Karadeniz'de çay içmekten değil ama o bölge tamamen radyasyonun etkisi altına girdi. Bunlar gösterildi. Yani radyasyon bulutlarının Avrupa'ya kadar uzandığını gösteren haritalar şimdi birdenbire gözümün önüne geldi. Ya. Böyle bulutlar halinde rüzgarla birlikte Avrupa'nın içlerine kadar ve ulaştığını ve aynı zamanda Karadeniz sahillerinin de ve Trakya'ya kadar da uzandığını şimdi ben o haritada gözlerimin önünde canlandırıyorum. Vallahi hakikaten Kazım Koyuncu mesela ailesi, yakınları, bütün bir Karadeniz, hatta Türkiye çok sevdi ve ölümünün de bu nedenle olduğunu tabii düşünüyor. Şimdi çünkü insanın yapısı Ayşe Hanım, insanın yapısı çok farklı. Yani Kazım Koyuncu'yu vurur ama başkalarını daha az tesir eder ve kanser olarak ortaya çıkmayabilir. Yani bunun için de kanseri kimi vuracağı, kimi yakalayacağı işte belli olan bir şey bu değil. Çernobil faciasından sonra o radyasyonun yayılma haritası yönetmenim Dersu sağ olsun bulmuş. Şimdi şöyle Türkiye'yi seçemeyebilirsiniz. Bakın Türkiye şurada. Görebiliyor musunuz? Bir göster, böyle göster arkadaşım. Şöyle, şurası Türkiye. Evet. Bakın Karadeniz olduğu gibi aslında İstanbul'un önemli bölümü de kapsıyor belli ki kırmızı. Yani radyasyondan hani öyle böyle değil ciddi ciddi etkilenmiş bir tabii kuşak halinde evet orası. Bütün Karadeniz illeri evet ve İstanbul'un da bir bölümü içinde. Evet. İstanbul'un hepsi içinde derdiyse. İstanbul'un yani neredeyse hepsi içinde. Zaman, buradan vuruyor Balkanları vesaire falan kapsamış durumda ve daha hafif diyerek Avrupa'nın içlerine doğru yayılıyor radyasyon evet bulutları evet oradan. Evet, evet, evet. Tabii Ruslar da o sırada gerçeği sakladılar. Biz de Türkiye'de vatandaştan gerçeği sakladılar. Ama tabii öyle şeyler var ki bir saklıyorsunuz, iki saklıyorsunuz, üç gün, beş gün örtüyorsunuz olmuyor. Bakın hani bir noktaya geliyor ki vatandaş artık size inanmıyor. İnanmamanın da emin olun faturasını ödüyorsunuz. Bugün değilse yarın ödüyorsunuz. Siyaset sahnemiz bizim. Bu nedenle silinip giden yüce isimle dolu değil mi? Ha, herkes gerçeği göremeyebilir. Ama çok önemli bir kesim görüyor. Bugün ilginç bir haber var gazete pencerede. Bir kulis bilgisi daha doğrusu. Şimdi TÜİK'e yalancı çoban muamelesi %81.
Kastedilen şu, AKP Gazete Pencere'nin kulis notuna göre bir seçmen analizi için bir araştırma yaptırmış. İki hafta önce yapılmış bu araştırma. AKP'lerin ve herhalde zannediyorum ki Erdoğan'ın masasına konmuş. Buna göre insanlar artık TÜİK'in yaptığı açıklamalara, TÜİK'in verdiği rakamlara inanmıyor. İnanmayanların oranı %81. Çok yüksek. Çok yüksek. Tabii bu arada çok şaşırtmış bu AKP'lileri. Neden şaşırdılarsa, tabii onlar bakın meclis lokantasında yiyorlar, devletin özel imkanlarıyla arabaları var ve benzinleri parasız. Benzine kaç para veriyorlar bilmiyorlar. Muhtemelen doğalgaz faturalarını gene işte vekil beyefendiler, AKP'li beyefendiler devletten şuradan buradan alıyorlar. Yani sizi bizi yakan sorunlar onları yakmıyor. Onun için kulis notuna göre söylüyorum Gazete Pencere'nin. Araştırma masaya konduğunda demişler, pek şaşırmışlar. Hadi canım siz de. Orada ben bir şey ekleyebilir miyim sana bu güven TÜİK'le ilgili güven? Dün televizyonu seyrediyordum bir ekonomi kanalı açıktı. Orada bir yani Türkiye'den bir uzmanları vesaire hep konuşturuyorlar böyle işin içinde olan. Ve birisi şunu söylüyordu. Yabancı yatırım Türkiye'ye niye gelmiyor konusu tartışılıyor. Yeterince gelmiyor. Çok hafif böyle geliyor. Borsaya giriyor vesaire falan. Ama umulan daha fazla. Adam dedi ki ya dedi Türkiye'de şeyleri rakamları güvenmiyorlar dedi. Avrupalılar dedi. Bu da onlarla ilişki içinde. Avrupalılar yani yatırım yapacak olanlar güvenmiyor Türkiye'de ve TÜİK'in verilerine güvenmiyorlar diyor. Çünkü i̇şte çok basit bir yöntemlerle TÜİK'in verilerin doğruluğu yansıtmadığı konusunda somut sonuçlara ulaşıyorlar. Yani bir bakıyorlar onlar TÜİK'in verileriyle Türkiye'nin diğer gerçekleri falan örtüşmüyor. Bu bakımdan TÜİK'in verilerine sanki sadece halk değil yabancılar da güvenmiyor. Bu duruma geldik çok önemli orada. O. Mesela geçen gün bir ekonomist bu işsizlikle ilgili bir rakam paylaşmıştı. Ya iş gücüne katılanlar bu yıl Türkiye'de iş gücüne katılanlar 82 bin olarak gösterilmiş. 82 bin kişi iş gücüne katılmış. Fakat ondan önceki yıllar katılanların sayısı 300 bin, 400 bin, 500 bin bu şekilde. Yani orada saklanan bir 300 bin, 500 binlik işsiz kitle var. Yani 82 bin rakamı yani Türkiye ancak bu kadar mı iş gücünde? Yani her yıl bir 300 bin, 400 bin iş gücünde katılan insan sayısı varken birdenbire bunu senin geçen yıl için 82 bine indirmen işsizliği küçültmen demektir. Resmi rakamlarda küçültmen demektir. Aynı zamanda işsizlik oranını saklıyorsun orada. Tabii. Gerçekten yani böyle bir sahtekarlık yürürlükte ve bunlar hükümetin ve Türkiye piyasasını işte iş gücünü, gelirleri vesaire falan manipüle eden hep sistem yürürlükte. Bunu yabancılar da görüyor. Sadece halkımız değil, yabancılar da görüyor. Bu araştırmada gene Gazete Pencere'nin kulis haberine göre söylüyorum. Son önemli başlıklar da sorulmuş. Mesela Libya'ya asker gönderilmesi, Kanal İstanbul ve eğer Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili referandum, oylama bugün yapılmış olsaydı ne derdiniz diye. Şimdi sırayla söylüyorum. Bir kere Libya'ya asker gönderme gerekçelerini inandırıcı bulmadık diyenlerin oranı %67. %67'si hani Libya'ya gitmeseydik demiş, destek vermemiş. Çok önemli, büyük bir rakam, büyük bir oran. Kanal İstanbul'da %36 destek. Bakın %50+1 ile seçildi ya Erdoğan. Ve %50+1 oyunu her başlıkta varsayıyor. Yani o elde bir veri. Ben %50+1 ile geldim. Benim her dediğimde %50+1 desteğe sahiptir
doğal olarak gibi bakıyor. Hayır, destek %50+1 değil. Kanal İstanbul'da %36. Bu arada bugün eğer referandum olsaydı da hükümet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yani tek adam sistemi oylansaydı, destek verir misiniz sorusuna %68 destek vermem demiş. İşte, yani gene bakın %32 sadece destek. Gene hani bunun içinde MHP'lisi de var falan, bir evet, başka şey de vardır belki partilere oy verenler. Bu noktaya gelmiş. Şimdi böyle olunca ne hakikaten görüyorsunuz? Vatandaşı inandıramamışlar. TÜİK rakamlarına, TÜİK rakamları derken ne kastediliyor aslında biliyorsunuz. İşsizlik ve enflasyon. Yani enflasyon konusunda Allah aşkınıza %10 küsur enflasyona kim inanır ya? Kim inanır? Sadece doğalgaza baksanız tablo ortada. Benim, Libya'ya destek yok. Benim gazete elektrik faturam 2 katı oldu. Tabii. Yani 3 ay önceki kıyasla 130 lira falan geliyordu. 270 lira elektrik faturası gelmeye başladı birdenbire. Ya. Bu herkese gidiyor bu, tabii, fatura aynı zamanda. Biliyorsun orada vatandaşlar böyle videoları yayınlandı. Faturayı ne yapayım, size mi göndereyim diye ver yansın. Sosyal eden bir, medyada bir en Karadenizli birdenbire, evet, gözümün önünde canlandı bu şekilde. Yani çok büyük bir baskı var insanların üzerinde. Şimdi durum böyleyken hani Libya'ya destek yok, Kanal İstanbul'a destek yok. Efendim neyse yerli arabayı beğenmişler. Bir olumlu yan olarak iktidar açısından o çıkmış. O da yerli arabanın olup olmayacağı da belli değil, onu da söyleyeyim size. Ama neyse hani öyle bir not düşmüş olayım. TÜİK'e inanmıyor, enflasyon rakamlarına inanmıyor, işsizliğe inanmıyor. Ne yapacaksınız? A Haber şahane bir şey bulmuş. Yöntem keşfetmiş. Bir vatandaş bulmuş. Her şeyi çok beğenen makbul bir vatandaş. Çok güzel bir tablo çiziyor vatandaş. Ama nasıl çiziyor biliyor musunuz? Kamerayı koymuşlar karşısına garibimin. Eline verilen metni okuyor. Buyurun, benim söylememe gerek yok. Göreceksiniz zaten. Ekonomik olarak sadece kamu kesiminde çalışanların durumları iyiydi. Diğer piyasadaki insanların durumları kötüydü. Ama 2002 yılından sonra bu iktidar başa geldikten sonra herkesin ekonomik durumları düzeldi. Sosyal yönden düzeldi. Ha! Ay nasıl şahane çok ya. Çok ayıp ama yani. Bu böyle birisini bulup eline kağıt tutuşturup konuşturup bunu da haber diye milleti yutturmaya kalkışmak, gazeteciliği öldüren başka bir olaydır bu. Hepimizi öldürüyor zaten. İktidarın görevi de bu. Şimdi oradaki o kanala güven mi var? A Haber'e güven ya, mi var? TÜİK gibi. TÜİK'e güvenmiyor. Tabii. Bakalım ona güvenecek mi? Yani hani bari 3 tane kendi cümlesini kurdurup, evet, ezberletseniz de çekseniz. Bir daha verseniz arkadaşlar şunu. Ekonomik olarak sadece kamu kesiminde çalışanların durumları iyiydi. Diğer piyasadaki insanların durumları kötüydü. Ama 2002 yılından sonra bu iktidar başa geldikten sonra herkesin ekonomik durumları düzeldi. Sosyal yönden düzeldi. Ya. Öyle bir resim ki yanlış başka vatandaş yok, tamam mı? Almışlar, kimsenin olmadığı bir yerde yalnız başına bunu çekiyorlar. Aslında bu tür söyleşileri biz şuna alışırız. Sokakta vesaire falan gidip bakarsın, etrafta da başkaları vardır ve onlar da dinlerler, müdahale ederler hatta. Ya yalan söylüyorsun ya da doğru söylüyorsun, evet doğru vesaire falan. Hiç öyle bir şey yok. Teşhis edilmiş bir ortamda böyle bir olayı haber diye ona bakan vatandaş ulan yuh diyecektir, tamam mı? Ayıp diyecektir. Senin cebine ne kadar para koydular bu resmi, bu açıklamayı yapman için diyecektir. Yani hayatın gerçeğine, sokağa tamamen şey yapan, ters düşen, hiçbir karşılığı olmayan bir açıklamayı orada haber diye oraya koyuyorlar. Kime yutturacaklar bunu? Çok merak ediyorum. Kime yutturacaklar? Bu yıkılışın bir parçası aslında. Şimdi bak oradaki, sen araştırma sonuçlarından bahsettin. Millet o kadar eziliyor ki şeyde. Yine Kadir Has Üniversitesi bir açıklama, bir bugün araştırma yaptı. Orhan Bursalı'nın köşesinde var, evet, Cumhuriyet'te. Çok çarpıcı. Tavsiye ederim okumanızı. Ama şimdi de anlatacak başlıkları. Kadir Has Üniversitesi araştırmasında
hakikaten çok uzun zamandır görmediğimiz bir tablo çıktı. Evet. Evet. 10 yıldır araştırmayı yapıyorlar aynı zamanda. Son 3 yılda yani Türkiye'nin kırılma şeyleri nelerdir diye, olayları nelerdir diye bir soruya verilen yanıtlar. Bir bakıyorsun orada o güne kadar son 3 yıl içinde 2017'de alt sıralarda olan 5.8 civarında olan sonra 13'e yükselmiş bir yıl sonra hangisi ama yoksulluğu bil ki zenginlik kırılmasından bahsediyoruz. 12'ye çıkmış ve geçen seneki yani 2019 yılında birdenbire %20'ye yükseliyor. Yani adım böyle koşar adımlarla Türkiye'de zengin yoksul ayrımının çok büyük bir kırılma, kutuplaşma yarattığını halk söylüyor. Çalışanlar söylüyor. Bu çok çarpıcı bir şey orada. Demek ki 3 yıl içinde adım adım genişleyen ve büyüyen bir ekonomik krizin nasıl daha geniş halk kitlelerini kapsadığını ve sardığını ve onları da bunun farkında büyük bir farkındalık yaratıldığını görüyorlar. Çok önemli bir şey bu. Zengin yoksul ayrımı. Böyle bir kutuplaşma var. Bu yani 4 yıl önceye kadar bu kadar fark edilen bir şey değildi. Ama yani onun neden öyle değildi? Çünkü insanlar borç alabiliyordu. Para akışı vardı vesaire falan. Şimdi o borçlar gitti. Parayı ödeyemez oldular. Tüketim otomobilleri geri verdiler. Apartmanları girdikleri evlerin kirası şeyini paylarını ödeyemez hale geldiler vesaire. Birdenbire yoksulluk çok büyük büyüdü ve bunlar da kendi durumlarının farkına vardılar. Ve bu kutuplaşma olarak da bu anketlere yansır oldu. Çok önemli bir şey. Türkiye 33 ülke arasında OECD'de bu eşitsizliğin en yüksek olduğu ikinci ülke. En yüksek olduğu eşitsizliği. Birincisi? Bizim altımızda şey var. Hatırlayamadım şimdi. Tamam, altımızda, evet. Şimdi bu söylediğine ben birkaç gündür gündeme getiriyorum. En çarpıcı örneklerden biri şu. Pazar günü Bursa'da, yanı sıra Gebze'de miting düzenlendi. Bursa'da Birleşik Metal İş Sendikası 130 bin üyeli hatırladığım kadarıyla sokağa çıktı, meydanına çıktı ve talebimiz eğer %36 zam istiyorlar çünkü TÜİK doğru söylemiyor, bizim kaybımız budur ve ancak böyle giderilebilir diye zam istediler ve olmazsa 5 Şubat'ta grevdeyiz dediler, işte lokalt ilan edildi falan. Orada dün başkan da telefondaydı, o da anlattı. Gazeteci arkadaşların notlarından da ben izleyen, Bursa'daki mitingi izleyen arkadaşlarımdan da duyduğum kadarıyla AKP'ye, MHP'ye, HDP'ye, CHP'ye, İYİ Parti'ye hiç fark etmez. Herhangi bir partiye oy vermiş işçiler de başkan bizi greve götür diye slogan attılar. Razı değiliz dediler. Yani metal işveren sanayicisinin verdiği %8'de 10'a çıktı, lütfettiler neredeyse. Buna razı değiliz diye. Mesela bu bile işçinin belki işte işten çıkartılırım ya da daha büyük sıkıntıyla kışın ortasında karşılaşırım diye korkmadan greve gitmek istemesi muazzam bir tepkiyle karşılandı. Gebze'de de keza işte birlikte. Yani bu bize senin söylediklerini somut olarak anlatıyor. Çalışanlar emeğinin karşılığını istiyor. Dediğin gibi uçurum böyle çünkü. OECD ülkeleri arasında sondan bir iyiyiz. İlki Sırbistan. Şimdi işte hemen buyurun. Buldum. Onun üçüncü sırada da Bulgaristan var. Bulgaristan bile bizden daha iyi. Bulgaristan bile. Evet. Üçüncü sırada o. Dördüncü sırada Litvanya, İspanya, Romanya diye gidiyor bu şekilde. Bir mola verecekmişiz. Dönüşte bunu konuşmaya devam edelim. Sadece fabrika işçisi değil, işçiler değil. Tarım işçileri, üreticiler de bir soğan meselesi var ki
akıl alır gibi değil. İktidar niye bunu yapıyor? Niye böyle bir şey yapıyor? Hakikaten akıl alır gibi değil. Ha, bazı sorular sordurmuyor değil. Acaba birilerine para kazandırmak için mi diye. Bunları konuşacağız. Tabii ki sorunlar artık gizlenemeyecek boyuta gelince gözlerinizi kapatmak için dinsel argümanlara saldırdılar. Bir Gün gazetesinin manşetiyle döneceğiz. İnanılır gibi değil. Kindar nesil için neler yapılıyor? Çocuğun annesinin başı açıksa vay haline. Görüşelim.